Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin göz bebeği Develi ilçesinden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda Develi'nin simge noktalarından bir tanesindeyiz ve tarihi Elvis Parkı'ndayız. İçinde bulunduğumuz havuz ise Roma döneminden kalma bir havuz. Rivayete göre ise Roma hükümdarı kızı için bu havuzu yaptırıyor. Erciyes'in tepesinden eriyen kar suları işte bu havuzda birikiyor ve içindeki su içilebilecek kadar temiz ve berrak, bunu söyleyebiliriz. Hemen arkamda bir çınar ağacı var. Bir de kameraman arkadaşım Mehmet'in sol çaprazına doğru düşen bir çınar ağacı var. Bu çınar ağaçları da tam 400 yıllık ve hala aynı haşmetiyle dimdik ayakta duruyor. Yanımızda da Okan Bey var. Okan Bey'den hem bu havuzu hem de tarihi çınar ağaçlarını dinleyeceğiz. Okan Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Develi'deki tarihi Elvis Parkımızın içerisinde 40 metrekare kare alana sahip tarihi bir Roma havuzu var. İçerisinde çeşit çeşit binlerce, yüzlerce ağaç var ama içerisindeki iki tane ağacımız çok kıymetli. Bir tanesi hemen karşımda çınar ağacımız, bir tanesi de hemen arkamızda 400 yıllık çınar ağacı. Kayseri Kültür ve Tabiatları Koruma Kurulu tarafından iki tane çınar ağacımız tescillendi. 400 yıllık olduğu. Roma havuzu Roma döneminden kalma, kralın kızı için yaptırdığı ve hastalığına şifa bulması için kullandığı söyleniyor rivayete göre. Erciyes'in eriyen kar sularından bir su yolu bu havuza ulaşıyor ve içilebilecek berraklıkta ve temizlikte. Şu anda Anadolu'daki ilk mescidin, ilk caminin içindeyiz efendim. Resmi adı Sivasi Hatun, halk arasında ise Develi Ulu Camii olarak bilinen caminin, mescidin içindeyiz. Resmi tarihi yaklaşık olarak 739 yıllık fakat geçmiş dönemde de Mevlana'nın bu camiyi ziyaret ettiği rivayet ediliyor ve o tarih hesaplanırsa da caminin resmi kayıtlardan daha eski bir tarihi olduğu da ortaya çıkmış oluyor aslında. Görmüş olduğunuz bu çeşmede Ramazan ayında ve kandil günlerinde işte buradaki çeşmeden şerbet akıyor ve hayırseverler, buradaki gelen vatandaşların, cami cemaatinin ağzı bir nebze de olsun, tatlansın diye, çocuklar camiye biraz daha fazla gelsinler diye belki de böylesine ince bir düşünce içerisine sahipler ve bu üzerinde bulunduğumuz taş da kesinlikle yosun tutmayan bir taş. Burada bakır bulunan malzemeler de caminin restorasyonu sırasında bulunan ve günümüze kadar ulaşmış oldukça da nadide eserler efendim. Selçuklular 1071 yılında Malazgirt'te Sultan Alparslan önderliğinde Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığında Develi önemli bir lokasyona sahipti ve Yukarı Develi dediğimiz yerde de zaten Dev Ali Türbesi, programımızın içinde de bahsettiğimiz Dev Ali, o büyük komutanın türbesi, işte bu camiye çok yakın bir noktada ve Anadolu'ya Türkler ilk girdiğinde ilk yerleşim yerleri, kervanlarının geçiş yerleri olarak Kayseri'nin Develi ilçesi kullanılmış ve işte ilk mescidi de, ilk ibadet yerini de yine bu topraklar üzerine yapmışlar. Cami %90 orijinal haliyle günümüze kadar ulaşmış, ses akustiği ile, taş yapısıyla şu anda birçok ziyaretçinin de uğrak noktası, gerçekten havadar, ferah bir yapısı var. Şöyle minbere doğru devam edelim. Efendim işte namaz kılınan yerdeyiz ve buradaki taş işçiliğini sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten günümüzde dahi yapılamayacak bir teknoloji gerekiyor fakat yıllar evvel, 700 yıl kadar, 800 yıl kadar evvel işte bu taş işçiliği yapılmış ve hiyerografi yazısı burada kullanılmış. Şu anda Dev Ali Türbesi'nin önündeyiz. Efendim 1071 Malazgirt Zaferi'nde Büyük Komutan Sultan Alparslan'ın silah arkadaşı, Büyük Türk komutanlardan Dev Ali bu bölgeye geliyor ve bölge fethediliyor. Fethedildikten sonra da 1071'den 1096 yılına kadar Develi bölgesinde yaşıyor ve hayatını kaybettikten sonra da hemen arkamda görmüş olduğunuz bu küçük türbede
artık ebedi yolculuğuna uğurlanıyor ve burada yatıyor. Bu türbenin Selçuklu mimarisinin özelliklerini yansıttığını da söylememiz mümkün efendim. Sekizgen bir tabana oturtulmuş. Türbenin tabanı sekizgen, Selçuklu'nun simgelerinden bir tanesi ve büyük komutan Sultan Alp Arslan'ın silah arkadaşı Develi de işte Develi'de yatıyor. Eğer Develi'ye gelirseniz mutlaka ama mutlaka bu büyük komutanı ziyaret edin. Bir kez daha bizleri, bu toprakları bizlere yurt eyleyen bütün atalarımızı, bütün büyük komutanlarımızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Efendim, Türk tarihi açısından en önemli dönüm noktaları ve zaferlerden bir tanesi olan Çanakkale Savaşımızın tabii ki şehitleri ve bizlere bugünlere bırakan atalarımız unutulmadı. Develi'de de Develi Belediyesi gerçekten güzel ve güzide bir çalışmaya imza attı. Çanakkale Şehitleri Parkı'nı Develi'ye kazandırdılar ve şu anda yerli yabancı birçok turistin de ilgisini çekiyor. Hemen arkamda o meşhur Çanakkale Şehitler Anıtı'nın bir örneğini görüyorsunuz, küçültülmüş halini görüyorsunuz. Şu anki bulunduğumuz mekan Yukarı Develi diye bilinen, Develi'miz için çok özel bir yer. Çünkü daha önceden Develi'de binli yıllarda Ermeni ve Rumlar yaşıyor. Tabii Türkler 1071 yılında atalarımız işte Anadolu'nun içlerine doğru gelmeye başlayınca Sultan Alp Arslan'ın kız kardeşinin oğlu Devle Bey burayı fethediyor ve nezakete bakın ki buraya konuşlanıyorlar. Yani Türkler buraya yerleşiyor. Dolayısıyla zaten kendisinin şu anda türbesi de burada ve bura Türklerin yaşadığı bir mekan haline geliyor. Tabii ilim yuvası oluyor. İşte bir gezdiğiniz birçok güzel Selçuklu eserleri var. Tabii bizim için değerli olan bir yere biz de dedik ki ecdadımızın sizin de söylediğiniz gibi gerçekten dünyada eşi emsali gözükmeyen bir zafer, hem de o yokluklara rağmen iman gücüyle alınmış bir zaferimiz var, Çanakkale zaferimiz. Ve onların anısına, özellikle gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz bir eser yapalım dedik ve kolları sıvayarak bu mekanı özel olarak seçerek böyle güzel bir park çalışması haline getirdik. Tabii hemen üst tarafta gördüğünüz gibi bir park alanımız var. Orada da vatandaşlarımız gelerek hem burayı geziyorlar hem de orada vakit geçirebiliyorlar. Yine bu sene açmış olduğumuz, hemen bu parkla ilintili ve entegre ettiğimiz Cıvıklı evimiz var. O da güzel bir ambiyans kattı buraya. İnşallah biz izleyen tüm kardeşlerimizi Çanakkale Parkımızı gezmeye davet ediyoruz biz. Evet, Kayseri'nin Güzide ilçesi Develi'deyiz. Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'la birlikteyiz efendim. Kayseri denildiği zaman akla gelen hiç kuşkusuz ki en önemli ilçelerden bir tanesi Develi. Diyeceğim o ki Erciyes'in ardındaki yüz Develi, Kayseri'nin en büyük de ilçesi. Başkanım, nüfus olarak ne söyleyebiliriz Develi? Nüfusumuz aslında şu anda 70 bin ama aslında 350 bin. Peki başkanım, Kayseri'ye biz kaç kilometre uzaklıktayız? Şu an baktığımız zaman Erciyes'in ardı aslında Kayseri. Evet. Aslında 40 kilometrelik bir uzaklıktayız ama o kadar muhteşem bir yolumuz yapıldı ki, yani Kayseri'den çıkan bir vatandaş işte aynı araçla Beysin'e doğru gidecek olsa Develi'ye daha erken gelebilir, böyle söyleyeyim. Çünkü Erciyes'imiz var, hemen Erciyes'imizden Develi'ye doğru çok muhteşem bir yol yapıldı. Develi kadim bir şehir aslında, hangi yönüne bakarsanız bakın gerçekten zenginlik görürsünüz. Kültürel noktada derseniz, ekonomik noktada, doğal güzellikler noktada. Tabii ekonomiyi sordunuz, tarım ve hayvancılığa doğrudur dayalı. Ama dediğim gibi hayvancılığın yanı sıra daha birçok konularda da ileride olduğumuz konularımız var. Tabii burada öncelikle kabak çekirdeğinde biliyorsunuz hem Tomarza hem de Develi ülkemizde üretilen kabak çekirdeğinin %45'ini sağlıyor. Bizim için çok gerçekten ciddi bir ürün. Onun yanı sıra süt üreticiliğinde çok ilerideyiz. Hatta bunu da şöyle bir örnekleme yapabiliriz. Kayseri'nin genelinde bir günde 500 ton süt çıkar. Bunun yaklaşık 250 tonu Develi'den çıkar. Yani düşünün ki bir ilde bir günde çıkan sütün %50'si bir ilçede. Bu da potansiyelimizin ne kadar güçlü olduğunu söylüyor. Evet, Develi'ye gelmişken Develi'nin sembol isimlerinden memleketindeyiz dedik ve Aşık Seyrani'yi ziyaret etmemekte olmaz efendim. Eğer Develi'ye gelirseniz Develi Meydanı'nın hemen üst tarafında Aşık Seyrani'nin heykelini görebilirsiniz. Kendisi 19. yüzyılda yaşamış en önemli halk şairlerimizden.
Bir tanesi diyelim Okan Bey, tabii Aşık Seyrani'nin memleketindeyiz, Develi'deyiz. Neler söylemek istersiniz? Develi'nin simge değerlerinden 19. yüzyılda yaşamış halk ozanımızdır. Haksızlığa, ahlaksızlığa ve karşı şiirleriyle, sazıyla gözünü hiçbir şeyden sakınmadan dile getirmiş ve haksızlığın karşısında durmuş. Burada da bir tane dörtlüğünü görüyorsun. Güzel de bir dörtlüğü var aslında. Kalbini geniş tut, sıkma Seyrani. Rıza-i Bari'den çıkma Seyrani. Gönül Beytullah'tır, yıkma Seyrani. Elinden gelirse imaret eyle. Bu çok meşhur bir dörtlüğüdür. Develi Belediyesi tarafından bu Aşık Seyrani Parkımızın restore çalışması 2019 yanlış hatırlamıyorsam tamamlandı. Ve heykelimiz de aslında uygun şekilde restore edildi. Efendim, Develi'nin olmazsa olmaz lezzeti, acıkan karınlarımızın en önemli dostu diyelim. Gönüllerimizde de kendi lezzetiyle oldukça farklı bir yere mensup meşhur Develi cıvıklısını biraz sonra sizler için tadacağız. Yanımızda işletme sahibimiz Ömer Bey ve tabii ki birbirinden lezzetli yemekleri bizlere çıkartan Murat Usta'mız var. Tereyağlı cevizli yapacağız. Tereyağlı cevizli ve tabii ki meşhur Develi'nin olmazsa olmaz. Develi cıvıklımız meşhur, evet. Kuzu etinden çift bıçakla hazırlamış olduğumuz kuzu eti. Develi'nin Erciyes yaylalarında yetişmiş, kekik otuyla beslenip bu seviyeye getirmiş bulunduk. Cıvıklı Develi'dir. O konuda iddialıyız. Cıvıklı orijinal yeri Develi'dir. Çok özel bir pide. Cıvıklı neden Develi'dir diyoruz? Çünkü bir kere Erciyes'in eteklerinde otlanmış kuzulardan, kuzuların etinden, buranın havasından, suyundan çok farklı bir lezzet oluşturuyor burada. Bu eti alıyoruz, kuyruk yağıyla beraber harmanlıyoruz. Soğan ve biberle marine ettikten sonra, isteğe göre tabii domates de katabiliyoruz ama mayalı hamur üzerinde, taş fırında, odun ateşinde pişiriyoruz ve bu lezzet ortaya çıkıyor. Efendim, Develi'nin olmazsa olmaz lezzeti meşhur cıvıklımızda pişti. Şimdi belediye başkanımızla birlikte tadına bakacağız. Tabii ki tescilini aldılar, onu ifade edelim. Tescilli bir ürün. Burası da mülkiyeti belediyeye ait bir cıvıklı evindeyiz. Evet, şöyle masaya baktığınız zaman ne kadar zengin olduğumuzu da burada görüyoruz. Cıvıklımız tabii bizim olmazsa olmazımız. Ve Develi'ye has ve Develi'de yenildiğinde o lezzeti gerçekten alınabilen güzel bir ürünümüz. Ben herhalde tatmayana çok şey kaybetti diye söylüyorum. Tabii bunun yanı sıra belki bizi izleyenlerin birçoğunu yeni duyacağı bir de bizim tatlımız var aslında. Cevizlimiz. Evet, biz tatlı niyetine bu cevizliyi yeriz. Tatmalarını ben istiyorum inşallah. O yüzden bizi izleyen tüm kardeşlerimizi, tüm hemşerilerimizi bu enfes cıvıklıyı tatmaya ben davet ediyorum. Bekleyelim başkanım, biz de programımızı burada noktalayalım, evet. Kapatalım. Teknen Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta lezzetli cıvıklısı, muhteşem manzarası ve birbirinden hoş sohbeti insanların olduğu Kayseri'nin Gözde ilçesi Develi'den seslendi sizlere. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın diyorum. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.